Değerli izleyicilerimiz, Başkanlar Konuşuyor programımızın bu haftaki konuğu Yıldırım Büyük Düşünüyor sloganıyla 5 yıl önce önemli değişim ve gelişimlerin yaşandığı Yıldırım ilçesinin belediye başkanı Sayın Oktay Yılmaz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ersel Bey. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle teşekkür ederim. Ee, seçimlere sayılı günlerin kaldığı şu sıralar çok da yoğun olmanıza rağmen e, bizlere e, ekran başındaki izleyicilerimize vakit ayırıp bugün konuğumuz olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, buradan da tüm hemşehrilerime e, selamlar gönderiyorum. Evet. Sayın Başkanım, e, rutin belediyeciliğin dışında kentsel dönüşümü önce zihinlerde sonra gönüllerde yapma başarısına öncü belediyelerden birisiniz. Efendim nitekim sizin ifadenizle Yıldırım büyük düşünüyor diyerek göreve geldiğiniz süreçten bugüne ilçede yaptığınız kentsel dönüşüm çalışmalarınızla Yıldırım'ı bu anlamda makus tarihini değişim, değişimine adeta damga vurdunuz. Gerçekten de öyle efendim. Yıldırım'ın hangi noktasına gidersek gidelim bugün orada bir dönüşüm olduğunu, kentsel dönüşüm olduğunu sadece kamunun, belediyenin desteğiyle değil oraya götürülen hizmetlerle birlikte doğal bir dönüşümün de olduğunu fark edebiliyoruz. Bu konudaki çalışmalarınız yeni dönemde nasıl ilerleyecek efendim ki çok bunu farkındayız. Görüştüğünüz vatandaşlar Size en çok sorduğu sorulardan biri de mutlaka kentsel dönüşüm bizim mahallemize, bizim semtimize ne zaman gelecek istek ve talepleri oluyor. Bu noktaya gelmek bile önemli. Evet. Kentsel dönüşüme karşıyızdan, evet. Bizim evet. buraya ne zaman kentsel dönüşüm gelecek noktasına gelmek, evet. Çok değerli. Çünkü biz göreve geldiğimizde sensiz olmaz yıldırım derken de yıldırım sizinle güzel derken de biz evet. bu işi hep birlikte şahlandırırız, kalkındırırız diye bakmıştık. Ve hamdolsun hemşerilerimizden bu karşılığı bulduk. Kentsel dönüşümden önce çözülmesi gereken tapu problemleri, e, bununla ilgili çok ciddi çözümlemeler ortaya koyduk. 15 bin tapu dağıttık. Çok yakın bir zamanda da 25 bin tapu daha dağıtacağız. 2022 yılının tapu evet. yılı ilan da etmişsiniz. O dönem, o dönem bu işleri çözmeye başladığımız yıl oldu hamdolsun. Evet pandemiye rağmen, depreme rağmen böyle çok ciddi adımlar attık. Bu mülkiyet problemlerini çözmek aslında sessiz bir devrim. Evet. Şimdi örnek modeller oluşturduk. Kentsel dönüşümle ilgili 11 noktada şu anda dönüşüm projesi gerçekleşiyor. Bizim büyük şehrimizin özel sektöre verdiğimiz destekle yapılan dönüşümler. Önümüzdeki dönemde inşallah 30 bin konut üreteceğiz. 30 bin konut üreteceğiz. Bunu sadece Yıldırım Belediyesi olarak biz üretmeyeceğiz elbette. Bunu verdiğimiz desteklerle özel sektör, büyük büyükşehirimizin bu anlamda Alnur Başkan'ın ciddi destekleri olacak. Ve Yıldırım'da 30 bin konut üreterek ciddi bir konut ihtiyacını karşılamış olacağız. Hem de yeni bir yaşam alanı oluşturmuş olacağız. Çünkü biz sadece eski binayı yıkıp yerine yeni bina yapmıyoruz yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Yeni parklar, geniş yollar, sağlık alanları, okul alanları bu dönüşüm süreçlerimizle birlikte ortaya çıkan alanlar. Aslında 30 çarpı 2 de düşünebiliriz değil mi? O bölgelerde bu dönüşüm olduğu zaman az önce ifade ettiğimiz gibi doğal dönüşümler, vatandaşlar müteahhitlere arsa karşılığı, daire karşılığı da dönüşümler çok hızlı anlamda gelişir. İnşallah. İnşallah bunu hep birlikte göreceğiz. Evet efendim şimdi e, mutlaka izleyicilerimiz e, merak ediyordur 30 bin konuttan söz ediyorsunuz ya acaba bizim mahallemizde acaba bizim semtimizde olacak mı diyenler vardır söyleyebileceğiniz semt var mı öncelikli olarak yaklaşımımız şu evet. e, bir e, gönüllülük neredeyse biz orada dönüştürebiliriz Hı. bu altyapıyı oluşturduk nerede birlikteliği Birlikteliği sağlarsak ciddi bir Oran yakalarsak dönüşümle ilgili talebi yakalarsak orada yapacağız. Burada temel şartımız yani kimsenin 50 yıllık evine yeni bir ev verme imkanımız yok. Bire bir de diyorsunuz. Evet, bu bilinçle hareket ettiğimizde ki biz bütün dönüşümleri sübvans ediyoruz, yani evet, destek veriyoruz, evet, evet, yani kendi evet. kaynaklarımızdan aktarıyoruz oraya. Yoksa dönüşmek mümkün değil. Efendim, bir, hep böyle şu söyleniyor sözünüzü kesiyorum. Belediyenin burada garantörlük yaptığı her yerde Tabi herkes bazı kesimler tarafından belediyenin rant sağladığı, buradan daire aldığı, buradan mülk aldığı, dükkan aldığı yönünde biz biliyoruz olmadığını ama bir kez de size soralım. O Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de öyle. Evet. <laughs> biz de öyle değil. Evet. Biz de biz bütün projelere sübvanse ediyoruz. Evet. Kendi kaynaklarımızdan, bakanlığımızın kaynağından destek veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya Devam edeceğiz. Dolayısıyla birisi gelse ya burayı ben yapayım derse buyurun yapın. Bir de biz evet. üstüne size para verelim deriz yani. Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliriz. Yeter ki kent dönüşsün. Evet. Ama evet. bunu el birliğiyle oluşturabiliriz. İnsanımıza elbette kolaylık sağlamak lazım. Çünkü sonuçta bir yaşam var burada. 3 dairede 4 dairede olsa 100 metrekarelik arsada da Burada bir yaşam var. Bu yaşamı da siz dikkate almak durumundasınız. Yani öyle ya da böyle yaşıyor evet, insanlar. Evet, evet. Dolayısıyla bunu da dikkate alacağız. Ama bu tarafını da dikkate almak lazım. Onun için gönül birliği lazım. Evet, evet bu işi biz el ele, kol kola, gönül gönüle verirsek e, çözebiliriz. Evet. Biz olaya böyle bakıyoruz. En son yaptığımız Davut Kadı Kentsel dönüşüm projesi mesela bir hanımefendinin gelip bu işe öncülük ettiği, evet. burayı dönüştür dediği, akabinde bir de ee, örnek projelerimizi anlatıp isterseniz burada çalışma yapalım diye teklif e, götürdük. Teklif götürdük. Herkes tamam biz dönüşüm istiyoruz dedi ve süreç başlattık. Şu anda eski binaları yıkıyoruz. %70-80 oranında uzlaşma sağladık burada. Evet. Davut Kadı'da. Şimdi orayı gezdiğimde Yedi Selvi'ler de diyor bizim burayı ne zaman dönüştüreceğim. Sıra Cevizler de diyor. Emir Sultan tarafı da diyor bizim burayı ne zaman dönüştüreceğim. Dedik yani bu Şöyle bir çıkalım. Ondan sonra sizlerle de konuşalım. Bu şeyi yakalayın. Birlikteliği yakalayın. Biz hemen burada çalışabilelim. Böyle bir altyapıya sahibiz hamdolsun. Yani bu anlamda ciddi bir sistem de kurduk. Yürüyoruz. Efendim beklentiye bakar mısınız? Herkes sizden konut beklentisi ne zaman yapılacak ki e, Yıldırım çok Diğer ilçelerimiz anlamında problemli bir ilçemiz. işte Dediğimiz gibi hem imar hem de kaçak yapılaşma. Ama bugün bakıyoruz ki herkes sizden konut istiyor. Yani e, kentsel dönüşüm projesine mahallelerinde dahil olmasını istiyor. Çok güzel bir Yıldırım ilçemiz. kadim bir evet. kent. Yeşiliyle, Emir Sultanıyla, Teleferiyle, Cumalı Kızıyla, Yıldırım Külliyesiyle, evet. Zeynilleriyle aslında... E, Bursa deyince aklınıza bizim semboller geliyor. Yeşil geliyor, Emir Sultan geliyor, Cumalı Kızık geliyor öyle değil mi? Evet, evet. Çok haklısınız. Bunlar hep yıldırımda. Biz bu kadim değerlerimizden ilham alarak inşallah yeni yıldırımı da inşa evet. edeceğiz. Hem kadim değerlerimizi koruyacağız hem yeni bir yıldırımı da inşa edeceğiz. Evet. İnşa ediyoruz. Evet. Sayın Başkanım... Ee... Görüyoruz ki rutin belediyeciliğin dışına çıkarak farklı projeler, gerçi farklı derken yine bölgenin insanların yıllardır beklediği ihtiyaçlarına cevap vermek aslında. Efendim bunlardan biri de yine kentsel dönüşüm gibi sadece Yıldırım'da değil, ülkemizde, Bursa'mızda ihtiyaç olarak öne çıkan istihdam merkezi oluşturdunuz. Pek çok gencimizin, kadınımızın, bayanımızın, genç kızımızın iş bulması anlamında oluşturmuş olduğumuz Yıldırım İstihdam merkezi de çok önemli sonuçlar aldınız. Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? Yeni dönemde bu merkezi geliştirmeyi düşünüyor musunuz Sayın Başkan? Yıldırım İstihdam Merkezi, Sosyal İnovasyon Merkezi değerli bir proje. Çünkü biz buradan gençlerimizin, üniversite mezunu, mühendislik mezunu gençlerimiz de olsa kendi alanlarında kendilerini geliştirmelerini, gençlerimizin bir altın bilezik sahip olmasını sağlayacağımız özel bir çalışma alanı. İşkur'la birlikte BTSO desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu projelerde binlerce gencimizi işe yerleştirdik. Evet. Kimilerin iş sahibi olmasını sağladık. engelli bireylerimizin bu anlamda istihdama kazandırılması noktasında çalışmalar yaptık. Türkiye'de ilk yapılan projeler gerçekleştirdik, özel eğitimler verdik. Bu özel e, gereksinimli kardeşlerimizin iş sahibi olmasını, e, meslek sahibi olmalarını, bir yerde çalışmalarının önüne açtık. Yine hakeza kadın girişimcilik merkezlerimizde kadınlarımızın aktif çalışma hayatında rol almalarına, kadın kooperatifleriyle evet, kadın kooperatifleri özgüvenlerinin yok, evet. gelişmesine, bursamızın değerlerinin tanıtılmasına da öncülük ediyoruz. Çok önemli bir iş aslında kadın kooperatifleri. ve Efendim Ben bu konuyla ilgili şurada bir şey söyleyebilir miyim? Kadın kooperatifine giden bir ablamızın eşiyle sohbet ediyoruz. Bir yerde denk geldik. Şu eşiniz çalışıyor mu falan dedi. İşte Yıldırım'da bir kadın kooperatifine günlük her zaman gidiyormuş. El işleri yapıyorlarmış ve bunları ekonomiye de kazandırıp bütçede elde ediyorlarmış. Ersal Bey dedi evimize huzur geldi dedi. Eşim aynı zamanda bırakın para kazanmasını bir tarafa koydum. Motivasyon oluyor orada dedi. Terapi Biz, oluyor. Terapi, terapi oluyor dedi. Müthiş evimize bir huzur geldi diyor. Evimize eşimizin akşam geldiğini gittiğini görmek sabahleyin o telaşıyla hep birlikte evden çıkıyoruz. Çocuğum e, okula gidiyor ben işe gidiyorum. E, eşim de e, kadın kooperatifine gitmesi o kadar mutlu oluyoruz ki diyor. Gün içinde birbirimizi telefonla arayıp ne yaptık siz ne yaptınız biz ne yaptık konuşmaları müthiş mutlu olduk diyor. Bakın eşe dahi ne şekilde yansıyor? Tabii toplumun temel yapı taşı aile. Biz ailenin tüm hücrelerine çocuklara, gençlere, kadınlarımıza, büyüklerimize dönük projelerimiz var. Bu kadın kooperatifleri ifade ettiğiniz gibi aslında bir dayanışma, tecrübe paylaşımı. Ee, annelerin birbiriyle ilişkileri, problemlerini çözmede nasıl bir yöntem e, sergilediklerini paylaştıkları özel bir ortam da oluyor. Bu açıdan da değerli bir e, proje. Evet. Efendim yine e, Yıldırımlıların e, Yıldırım'da yaşayanların farkında olmasa da e, katı atık bedeli ve asfalt katılım ücreti de vatandaşlara yansıtmıyorsunuz. Diğer belli diyelerde bu e, haliyle yansıtılıyor. Tam, e, yıldırımlar bu işin farkında mı? Bu aslında bir anlamda da e, fedakarlık projesi diyebilir miyiz buna? Evet. Kesinlikle çok ciddi bir fedakarlık projesi. E, Aylin Aktaş Başkanımız bir grup toplantımızda artık e, su faturalarından katı atak bedellerini çıkaralım demişti. Evet. Buna AK Partili belediyeler olarak bizler destek verdik. Yani kendi evet, ilçe belediyelerinin evet. bütçesinden ciddi bir e, gelir e, evet. düşmüş oldu e, ama bunu CHP'li belediyelerde mahkemeye verdi biz bu parayı almamız lazım diye evet. aramızdaki fark bu. Evet. evet doğru söylüyorsunuz efendim. Herkese asfalt teyisi olan tek belediyeyiz biz bu anlamda hem asfalt üretiyor hem de diğer kurumlarla paylaşıyor buradan bir gelir elde ediyoruz dolayısıyla Yıldırım'ın sokaklarının da e, asfaltlanmasında çok ciddi bir kaynak oluşturuyoruz. Evet. Evet. Efendim son yıl zamanlarda daha doğrusu Yıldırım dediğimizde gençler açısından aklımıza hemen uyuyan kütüphane geldiği söylüyor. Uyumayan kütüphane. Uyumayan, özür dilerim. Uyumayan kütüphane aklına geldiğini söyleniyor. Efendim son zamanlarda da görüyoruz ki ona keza yine Mollayagan Çocuk Üniversitesi. Efendim bir yakınımız, öğretmen arkadaşımız rica ediyor bizden. işte sınıf öğrencilerini oraya götürmek <laughs> istiyor. Bir türlü e, randevu alamıyoruz. Hep bütün randevular dolu. Sıraya giriyoruz tabii haliyle. Tabii müst de işte bir ilgi var. Sadece Yıldırım değil, Yıldırım dışından da diğer ilçelerimizden de gelmek isteyenlerin yoğunlukta olduğu bir yer. Tarihi anlamında da çok önemli. Geçmişte çok farklı bir şekilde kullanılıyordu burası. Yani konumuna uygun bir, bir restoran kullanılıyordu. gibi kullanılıyordu. Ama bugün her çocuğun gidip hayallerini orada gerçeğe dönüştürecek araç ve gereçlerini bulduğu bir yer. Neler söyleyeceksiniz bu konuda efendim? Tabii Molla Egan Medresesi Fatih'in hocası Molla Ega'nın ders verdiği bir medrese. Kuruluş dönemi Osmanlı'da önemli bir bilimsel çalışmaların, uzay çalışmalarının, gözlemlerinin yapıldığı bir nokta burası. ve biz burayı aslında uygun restore ettik ve şimdi uzayı tanıyan Kendini tanıyan, üretmeyi bilen, kendi yeteneklerini, kabiliyetlerini tanıyan çocuklar yetişiyor burada. İlkokul çağındaki çocuklarımıza hitap ediyor Molla Eğgen Çocuk Üniversitesi. Önce Yıldırım'daki okullara öncül öncelik tanıdık evet. tabii ki. Buradan öğrencilerimizi taşıyoruz. Burada eğitimler veriyoruz. Yine hafta sonu ve hafta içi olmak üzere de kurslar veriyoruz. Yani bir ilkokul çağındaki evladımız burada e, üretim nasıl yapılıyor onu görüyor. Kendi şampuanını üretiyor. Kendi kolonyasını üretiyor. Kendi sabununu üretiyor. Robotik kodlamayı öğreniyor. Canlılar alemini tanıyor. E, drama atölyesiyle e, özgüveni gelişiyor. E, hayal tasarım atölyesiyle kendi yeteneklerini e, görüyor. Çok özel bir çalışma Bursa'da. Tüm Bursa'dan talep görüyoruz. Evet. Ee, bu noktada hamdolsun iyi bir çalışma oldu. Uyumayan kütüphaneler yine modelde oldu. Değil model mi? oldu. Evet. Ya şimdi aslında Uludağ Üniversitesi Nülfer'de değil mi? Evet. Yani e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu noktadaki çalışmalarıyla sözde övünüyorlar. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler içerisinde bir üniversitenin de olduğu büyük bir üniversitenin olduğu Nülüfer Belediyesi bugüne kadar böyle bir şeyi akledemedi. Evet. Böyle bir derdi yok çünkü. Ama hamdolsun biz böyle bir çalışmayı uyumayan kütüphane inşa ettik. Ve o kadar yoğun oldu ki kütüphanede yer bulmak artık zor. Mümin Şerimet uyumayan kütüphanemizde ilk açtığımız uyumayan kütüphanede ile çalışıyoruz. Evet. Gençler e, telefonlarından randevu alıyor, sistem uygulamaya giriyor koltuğunu seçiyor, geliyor da 7-24 sınırsız internetin olduğu konforlu mekanın olduğunu, yeme-içme ikramlarımızın olduğu bu mekanda ders çalışıyorlar, kendi geleceklerine hazırlık yapıyorlar. İkincisini açtık, hakeza dolu taştı. Üçüncüsünü açtık şu anda Karapınar'da. İnşallah yakın bir zamanda dördüncüsünü beşincisini açıyoruz. Yeni dönemde de devam ettireceğiz. Çok ciddi bir talep var. Uyumayan kütüphanelerimizde şu anda 55 binin üzerinde üye var. Bunun 18 bini Yıldırımlı genç. Geri kalanı diğer ilçelerimizden buna Gölüklesi, Balatı, Mudanyası dahil olmak üzere kentin batısından da gelen yoğun öğrencilerin olduğu bir merkez oldu. Yani sadece Yıldırımlı gençlerin değil, Bursalı gençlerin tercih ettiği bir buluşma noktası oldu. Geleceğini inşa etmek isteyen, bu ülkenin geleceğini inşa edecek gençlerin Hazırlık yaptığı mekanlar hamdolsun yıllarında var. Evet. Efendim kültür merkezine de geçeceğiz, ona da değineceğiz birbirine e, denk getirmek adına söylüyorum. Efendim bir de e, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nuraktaş her konuşmasında sık sık Yeşil Bursayı tarif ederken, işte 3 milyon yeşil alan e, Bursayı e, yeşil alana kavuşturuyoruz. Daha fazlasını yapacağız diyor. Efendim size baktığımızda da sizde 1,5 milyon yeşil alanın e, ...Yıldırım'da olduğunu söylüyorsunuz... ...şimdi Bursa'da e, Ali Nur Başkanımız... ...Bursa geneli için söylüyor bu rakamı... ...ama bu rakamın yarısı... E, ...Yıldırım'da... ...şöyle... ...tabii... ...bizim bir milyon içerisinde... E, ...Ali Nur Başkan'ın katmadığı şeyler var... E, ...dolayısıyla... ...Bursa'da ürettiğimiz... E, ...yeşil alan çok daha fazla aslında... ...Ali Nur Başkan sadece... ...Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığı yeşil evet. alanları söylüyor... Biz bir buçuk milyon söylerken beraber yaptığımız yeşil alanlardan bahsediyoruz totalinde büyük bir rakam bir evet. buçuk milyon metrekare mevcut yeşil alanımızın iki katı yani evet. refüjede dahil olan bir yeşil alan hesaplaması yapsak bile bunun bunun iki katına çıkarmış oluyoruz büyük kent parkları kazandırdık vakıfberak kent parkı Göktere millet bahçesi bakanlığımızın ve büyükşehir belediyemizin içimize kazandırdığı alanlar. Cumalı Kızık Orman Parkı yakinen siz de biliyorsunuz. Evet. Cumalı Kızıklı olmanız hasebiyle. Evet. Ee, Balaban Orman Parkımız evet. e, yine o bölgede e, Yiğitler'de yapılan Aşık Beysel Parkı, Yıldırım Kent Ormanı devam eden çalışmaları, Deribinönü Mesir Alanı çalışmalarımız. Yıldırım'ı tanımlarken Uldağ'ın eteklerine kurulmuş vadilerle bezenmiş bir kent olarak tanımımız boşuna değil. İşte bu sosyal yaşam alanlarının da bu tanımla beraber aslında ifade etmiş oluyoruz. 80'e yakın mahalle parkı yaptık. 40'a yakını sil baştan yenilediğimiz, 40'a yakını da yine yeni oluşturduğumuz, kamulaştırmayla elde ettiğimiz, yeni planlarla elde ettiğimiz alanlarda da mahalle parkları oluşturduk. Bursa'nın yeşil kimliğinde özel bir noktaya geldik hamdolsun. Bunları şimdi daha da ileriye taşıyacağız yeni dönemde. Efendim zaman zaman e, ifade ediyordunuz e, Yıldırım spor kenti yapacağız diye. Bu konuda da çok iddialısınız. Hakikaten baktığımızda 22 tane spor tesisinin e, Yıldırım'a kazandırılması önemli. Efendim, yeni e, dönemde bu sayılar artacak mı? Şöyle, tabi biz birlik ve beraberliği işin besmelesi gördük. Yani bizim hem Yıldırım'da hem Büyükşehir'de hem iktidarda olmamızın e, imkanlarını değerlendiriyoruz. Bu anlamda Yıldırım'a ne kadar yatırım getiririz bunun gayesindeyiz. Bakanlıklarımızın da hamdolsun destekleri çok büyük. Gençlik ve Spor Bakanımız hem Mehmet Muharrem Kasaboğlu hem de Osman Aşkın Bak Bakanımız Allah razı olsun bize destek veriyorlar. Bursa'daki en büyük spor kompleksi Naim Süleymanoğlu spor tesisleri Yıldırım ilçemizde. Geçtiğimiz günlerde bakanımızın da katılımıyla açılışını gerçekleştirdik. Yıldırım Gençlik Merkezi Karapınar mahallemizde evet. bölgeye hitap eden çok güzel bir merkez oldu. Sadık Ahmet olsun, Sıra Cevizler olsun, Mimar Sinan Spor Kompleksimiz olsun. Bunlar çok ciddi spor yatırımları. Halı sahalar, semt salonları, gündüz okullara, okul vaktinde okullara, onun dışında mahallenin gençlerine hitap eden bu merkezler, kadın spor merkezlerimiz, yine şehrin her tarafından insanların geldiği çok özel spor merkezleri bunlar. Böyle 22 tane spor tesisinin hizmete açılışını gerçekleştirdik hamdolsun. Kimi inşaat çalışması oldu, kimini hizmete açtık. Ama 22 noktaya dokunduğumuz çok özel projeler oldu bunlar. Önümüzdeki dönemde elbette devam edecek. Biz genç, Buyurun. yoğun bir ilçeyiz. Buyurun. On binlerce evladımız buralardan hizmet aldı. Yani biz burada engelli bireylerimize de özel destekler veriyoruz. Onlarla ilgili birebir çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çünkü spor sadece fiziksel hareketlerden ibaret değil. Çocuklar sporla birlikte fiziksel gelişimin yanında takım çalışmasını öğreniyor. Bir ekip ruhu nasıl olur? Bunu görüyor mücadele etmeyi, sabretmeyi, paylaşmayı, azmetmeyi, paylaşmayı, kazanmayı, kaybetmeyi alın terini ki ona antrenman kesinlikle... yapmadan madalya alamayacağını, sporla Hı. beraber öğreniyor. Kazanamayacağını sporla beraber öğreniyor. Onun için alın terinin kutsal olduğunu sporla beraber öğreniyor aslında. Evet. Madalya Kazayla alıyor. Dikkatimizi çekiyor efendim. E, otobüslerde toplu taşımada eee Bursa'da görüyoruz. Yıldırım Belediyesi yazan sırt çantalarında evet. sporcu gençleri görüyoruz ki yaz okullarına gidiyor. 50 50.000'in üzerinde yaz okuluna katılım olmuş geçtiğimiz yaz evet. edindiğimiz bilgilere göre efendim. Çok ciddi bir rakam değil mi efendim? Hamdolsun. Yani. Biz önemsiyoruz bu işi. Aileleri beşim. yanında beraber gidiyorlar, beraber geliyorlar yani yaş küçük olan ilk öğretime giden gördüğümüz öğrencilerde. de. Müthiş bir böyle bir hareketlilik de yazılıyor. Müthiş, yazılı bir, müthiş evet. bir çalışma. On binlerce evet. evladımız hizmet aldı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 50 binden fazla çocuğumuz sadece 2023 yazında buralardan istifade etti. Ve biz paylaşıyoruz diğer kurumlarımızla. Yazın, kışın yani okullarda evet. dün mesela okul arası turnuvamız vardı. Okullarımıza spor malzemesi desteği sağladık. Hem 3000'den e, fazla gencimiz bu turnuvalara katılmış, kendi takımlarını kurmuşlar. Gelip burada 8 farklı branşta yarışmışlar e, ve sonunda da okullarına bir değer kazandırıyorlar. Yani her açıdan e, çok değerli, faydalı işler bunlar. E, bu noktada biz bu işi çok seviyoruz. Çünkü kenti inşa etmek kadar e, bu insanların yaşamını, e, yaşam kalitesini artırmak, onları geleceğe güvenle bakabilecekleri ortamları oluşturmak da en az dönüşüm kadar önemli. Biz bunu da sağlıyoruz. Evet. Efendim Yıldırım dediğimizde hep tarihi biraz sanki gözden kaçırıyoruz ya yani da orada yaşayanlar olanlar kaçırıyor. Efendim aslında Bursa'nın tarihi kadar Yıldırım'ın başlı başına bir tarihi var. İşte efendim Emir Sultanı'ndan tutun, Yıldırım Külliyesi'nden tutun, Yıldırım yine Yeşil Türbe aynı keza az önce ifade ettiğiniz Cumalıkızık, İsa de dahil edebileceğimiz. Efendim bunlar önümüzdeki dönemde öne çıkacak projeler aramızda yer alacak mı efendim? Daha çok ziyaret edilecek, daha çok insanların buraya gitmesini sağlayabilecek, Yıldırım'ın tarihine ilişkin bilgi sahibi olmasını sağlayacak çalışmalarınız olacak mı efendim? Elbette olacak. Kadim kimliğimizi daha çok ön plana çıkaracağız. Efendim Aynur Başkanımızın Hanlar Bölgesi ilgili güzel bir çalışması oldu, güzel bir projesi evet. oldu. Birlikte biz önümüzdeki döneme de Setbaşı Emir Sultan arasını yeşili de kapsayacak şekilde bir yayalaştırma projesi, Aa, evet. bu tur otobüsleri ile ilgili bir e, durak noktalarının oluşturulması noktasında bir çalışmamız var. Burayla ilgili güzel bir e, çalışma ortaya evet, koyacağız güzel, inşallah. Güzel. Hem bunu gerçekleştireceğiz, bu çok önemli. Evet. Yani Bursa adına. Belki de Bursa merkezde ilk kez bir tarihi yolculuğu yaya olarak yapılacak bir e, destinasyon oluşacak. Evet, bu çok önemli, çok değerli evet. bir iş bu. Ee, bununla beraber Yıldırım Külliyesi çevresini de bir zaman medeniyeti müzesi inşa edeceğiz medresede inşallah. O bölgeyi daha canlı e, turizmin e, de e, bir uğrak noktası olacak hale getireceğiz. İşte orada Molla Egan medresemizi restore ettik bir orada ciddi bir yaşam başladı. Evet. Şimdi külliye, Onu bir tık yukarı külliyenin yukarı olduğu taşıyacağız. yere taşıyacağız değil mi efendim? Gökdere, kapalı pazar alanı mesela şu anda bir yaşam alanına çevirdik. Bir pazarın ötesinde bir yaşam alanına çevirdik. Dolayısıyla buraya ulaşım noktalarını hem Beyazıt Caddesi'nden hem Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden külliyeye ulaşımı da kolaylaştıracak. Orada bir takım dokunuşlarımız olacak inşallah önümüzdeki dönem. Bu da önemli. Cumalı kızı sizler biliyorsunuz bu yeni yolun açılmasıyla evet, beraber evet. ulaşım daha kolay bir hale Artanitif geldi. Artanlı bir yol yine Yıldırım bağlantılı olmuş oldu. Bursa'nın Artanlı yolu. Orman Park oraya bir değer kattı. Şimdi inşallah çarşıyı meydanın dışına alacağız. Dolayısıyla köye geldiğinde insanların daha çok huzur diye o çarşı görüntüsünden ziyade köyün kadim izlerini yaşayacağını, o esintileri hissedeceği, ...bir ortam olacak. Daha e, nitelikli bir e, turizm efendim, odağı olacak. Biz beklettiğimiz budur. Belki orada e, ticaret yapan e, insanlar bundan rahatsızlık duyduğunu belki sizlere veya çevreye söyleyebilir ama... ...biz Bursa'nın e, tarihini iyi bilen, Bursa'da yaşayan ve e, şehir dışından gelen insanlarımızın... ...bize sık sık vurgu ettikleri sıkıntı buydu efendim. Sizin bu dönüşüm e, Cumal Kızık Meydanı ile ilgili. Efendim burada biz geldiğimizde tarihi göremiyoruz. Duvarlarda farklı farklı eserlerin asıldığı, edildiği, yeterince rahat dolaşamıyoruz. Dolayısıyla da en büyük sıkıntımızın bu olduğunu sürekli bize belirtiyor. Efendim siz bu konuyla ilgili zaten bir çalışmanız vardı. Oradaki çarşı alanını otopark alanına dönüştürüp, herkese orada yine dükkan oluşturarak, herkese güvenliği olan, içinde tuvaleti olan e, efendim ihtiyaçlarını sağlanabileceği elektriği olan bir e, pazar alanı oluşturmak istiyorsunuz değil mi? Evet. Ya şimdi hemen köyün girişinde mezarlığın altında yani o tarihi taş yolun evet. başlangıcında evet. bir e, merkez oluşturalım. Burada hem araçları otopark etsin insanlar. Oradan yaya yapsınlar, başlasın. Lavabo ihtiyaçlarını karşılasınlar. Ondan sonra o taşlı yoldan yürürken yavaş yavaş o kadim izleri Görüşmeler yaşamaya başlasınlar, oradan başlasın evet. iş, araç çıkmasın köy meydanına kadar. Dolayısıyla köy meydanına geldiğinde kendini hazırlasın. Dolayısıyla böyle yaptığımızda daha çok dikkat çeken bir merkez olacak, daha çok turistin uğradığı ve daha fazla vakit geçirdiği bir mekan olacak. Aslında köylümüzün de daha çok kazanacağı bir ortama dönüştürüyoruz bunu. Belki bunu biraz anlatamadık. Bunu inşallah daha iyi anlatacağız köylümüze de. Yoksa köylümüzün çok lehine olacak bir işten bahsediyoruz. Gelen insanların tekrar araçlarına giderken o mevcut oluşturacının çarşının içi güzergahı olacak değil mi? Kesinlikle Bak, tabii. Daha, tabii Bundan daha iyisi ne olabilir ki? Kesinlikle. Çok doğru bir iş yapıyoruz. Güzel bir iş yapıyoruz. Köylümüzün çok lehine olacak bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla bunun faydası olacak inşallah. Bunu da anlattığımızda herkesin ikna olduğu yani dönüşümdeki gibi Hadi niye başlamadın diyecekleri bir proje bu aslında. Evet. Efendim biraz özür daha... dilerim. Mesela e, Balaban Kalesi çevresi de aslında <laughs> yeni bir e, bizim için çalışma alanı. Çünkü burası fetih öncesi Bursa. Orada biliyorsunuz e, Gökçen ailesinin de e, geçmişte evet. dedelerinin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası e, kurucu başkanımızın da e, Osman Fevzi Efendi'yi de rahmetle alalım. Allah İlk Türk İpek fabrikasını kuran kişi. Evet. Dolayısıyla onların da geçmişte fabrikadan olduğu yeri şimdi bir kültür merkezine çeviriyoruz. Buranın restorasyonunu tamamladık. Bu bölge de yani Molla Arap bölgesi de aslında bizim kadim izimizin olduğu bir bölge. Hem Hünkar Köşkü, Karaağaç ve Balaban Kalesi, Tofaş Araba Müzesi. Bu aksımızla FETÖ öncesi Bursa'yla birlikte Bursa'nın kuruluş dönem izlerini taşıyan önemli bir merkez. Buralarda da çok ciddi e, dokunuşlar yapıyoruz. E, kadim bir merkezde burada oluşturuyoruz. Evet. Efendim size anlatılan gözümüzün önüne getiriyoruz dediniz ya. Setbası Köprüsü'nden Evi Sultan'a kadar yolu yayalaştıracağız. Efendim köprüden de yani e, Setbası Köprüsü'nden Tophane'ye dediğimiz Fethi e, Müzesi'nin olduğu o bölgeden de bu tarafa yayan olarak yaya olarak gelindiğini düşünürsek insanların e, tophanet dediğimiz bölgeden bu bölgeye yaya olarak rahatlıkla yürüyebilecekleri bir alan da oluşmuş olacak. İnşallah. Evet. Efendim e, bunu sormadan geçemiyorum. E, Bursa, Yıldırım aynı zamanda bir e, üniversite ilçesi, üniversite şehri. Bursa Teknik Üniversitemiz e, Bursa'mızın gururu. En genç üniversitemiz e, Yıldırım'da. Efendim Yıldırım Belediyesi olarak, yerel yöneticiler olarak Yıldırım Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte projeleriniz var mı? Şehre katkı koyacak, gençlerimize katkı koyacak. Elbette görüyoruz Bursa Teknik Üniversitesi'nde eğitim gören gençlerin yurt sorunu yaşadıklarından dolayı kentin diğer bir ucu olan Görükde'ye gitmek zorunda kalıyorlar. Efendim bu konuda Yıldırım Belediyesi olarak sizin... Yurt oluşturulması ya da Spor ve Spor bakanlığıyla ile görüşerek yeni yurtların burada yapılması yönünde bir çalışmanız var mı? Şimdi evet Yıldırım artık bir üniversite kenti ve biz de bu noktada Bursa Teknik Üniversitemizle yönetimiyle iyi çalışmalar yapıyoruz. İyi bir yönetim var üniversitemizde. Rektörümüz sağ olsun güzel bir ekiple hizmet ediyor. Kentle bütünleşen bir yapı var. Biz ortak çalışmalar yürütüyoruz hem mühendislik alanı ile ilgili hem de sosyal bilimler alanı ile ilgili de ortak çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitenin genç olması, bölgede yeni bir üniversitenin olması tabii bir dönüşüm ihtiyacını da hissettiriyor. Öncelikle yurtlar, yurtlarla ilgili şu anda devam eden çalışmalar var. Hem bir kız öğrenci yurdu hem erkek öğrenci yurdu. Kredi Büyükler Kurumu olarak. Evet, yani Gençlik ve Spor Bakanlığımızın uhdesinde bu çalışmalar sürdürülüyor. Yine biz üniversiteyle beraber bu dönemde yeni bir proje imza atıyoruz. Bursa Teknopark ve Şehir Kuluçka Merkezi kuruyoruz. Evet. Evet. Bunu da inşallah bu dönem içerisinde başlayacağımız özel bir proje olacak. Gençlerimizle ilgili yani... Hem stajları açısından, şehirde iş yapmaları açısından, hem ortak projeler geliştirmek açısından, hem de bilhassa Teknofest yarışmalarına e, destek verdiğimiz takımlarımız var. E, her zaman yazın, kışın, okul döneminde, sınav döneminde e, ciddi anlamda gençlerimize destek sağlıyoruz. Akademisyenlerimizden de istifade ediyoruz. Dolayısıyla üniversite-şehir birlikteliği, hem akademik çalışmalar ve öğrencilerimizin şehirleri yaşamı tanıması açısından çok değerli bir iş. Bizim açımızdan da üniversiteden istifade etmek çok değerli ve bu anlamda üniversite bölgesinin dönüşümle beraber yeniden şekillenmesi noktasında yeni sosyal yaşam alanı oluşturulması noktasında. Hemen madrasında... alt tarafında zaten devam eden bir kentsel dönüşüm var. Üniversitenin hemen yolun alt tarafı altında var. Şimdi iki kampüs arasında eğitim kampüsü ile mimaristan kampüsü arasında da evet. cadde üzerinde iyileştirmeler, dönüşümler yapıyoruz. Hastanenin olacak hızlandıracağız, hızlandırıyoruz. Dolayısıyla bir yeni yaşam merkezi de aslında bu aks da oluşuyor. Evet. Efendim yeni döneme dahil projelerinizden birkaç tane sormak istiyorum. E, dedik ya uyumayan kütüphane, e, işte Molla Yegan Çocuk Üniversitesi derken, e, spor tesisleri derken, e, Yıldırım'ın herhalde e, bu anlamda e, eksiklik anlamında öne çıkan en büyük sorun, sorun demeyelim de beklentilerinden biri, e, süpresiz çok amaçlı kullanılabilecek bir kültür merkezi. Efendim bu konuyla ilgili sizde bir müjde vereceğinizi söylemişsiniz program evet. öncesi. Nedir efendim? Bunun yeriyle ilgili zaman zaman değişiklikler oldu. son olarak belirlendi mi efendim? Evet. Barış Banço artık bizi kaldırmıyor. Yetmiyor. Evet. Barış Banço Kültür Merkezimiz. Yeni bir kültür ve kongre merkezi ihtiyacımız var. Aslında bu 2019-2024 döneminde yapmayı planladığımız bir işti. Evet. Eski fakültenin olduğu yerde planladık daha önce. Ama Sağlık Bakanımız burada biz hastane yapacağız dedi. Dolayısıyla orada süreci yönetemedik. Biz yeni bir yer arayışı içerisine girmiştik. DSE'nin olduğu yerde imar uygulaması yaptık. Oradan bir 9 dönümlük alan kazanmıştık. Evet. Daha sonra tapu ve karayolların arasındaki bir yerle takas yaptık, trampa yaptık Sağlık Bakanlığı'yla. Biz şimdi tapu kadastro. Çınar bölge e, müdürlüğümüzün olduğu yerde metro istasyonunun olduğu yer diyoruz olduğu değil mi? Olduğu yer, evet. 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 Orada e, tapuyu Yıldırım Belediyesi'ne aldık. 8,5 dönümlük bir alan. Hayırlı olsun. Projemizi çizdik, uygulama projeleri dahil tamamladık. İnşallah seçimden sonra buranın ihalesini gerçekleştireceğiz. Burayı da e, Alnur Başkan'dan destek istedik. Ya yani buranın böyle bir ihtiyacımız var. Çok büyük bir proje, ciddi evet. bir maliyeti evet. de var. O da sağ olsun kabul etti teklifimizi, destek vereceğini söyledi. İnşallah Doğaçınar Kültür Merkezi'ni Beyazıt Mahallemiz'de, Ankara yolu üzerinde, metro istasyonunun önünde inşa edeceğiz. 800 kişilik bir salonu olan, yine sanat kaderleri olan, burada ticari fonksiyonların da olduğu, yani şeye hizmet edecek, gelen misafirlere hizmet edecek ticari alanların da olduğu, kütüphanesinin de olduğu çok özel bir mekan olacak burası da inşallah. Yıldırım'a değer katacak. Yıldırım'a, Gürsü'ye, evet, evet, evet. hitap edecek bir merkez olacak inşallah. İşte Karaağaç'ta Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi inşallah evet. kuracağız. Bu anlamda kentin kültür-sanat hayatına hizmet edecek evet. önemli merkezleri de dönem içerisinde hizmete açmış olacağız. Evet. Efendim, yerel yönetimlerin e, bir görevlerinden bir tanesi de şehir e, ekonomisine katkı sağlamak. Bunlardan e, çalışmaların pek çok örneğini yıllarında görüyoruz. Ama son zamanlarda tartışılan önemli bir e, nereye yapılacağı konusu tartışılan bir çalışma vardı. Efendim, bu lojistik merkezi e, bayağı gündeme gelmişti. Bununla ilgili netlesen yerimiz e, güzergah, aslında Bursa Yıldırım değil, Bursa'nın bir ihtiyacı olarak öne çıkan bir lojistik merkezi zannediyorum Yıldırım'a yapılacak. Şimdi lojistik merkezi yaptık aslında. Biz Samanlı'da bakanlığımız tarafından bize verilen bir bölgede bir lojistik merkezi oluşturduk. Burayı da tamamladık. Hem bölgemize hem de Yıldırım'a değer katan bir iş oldu bu. Çünkü evet. pandemi bize gösterdi ki, e-ticaretin çok yaygınlaşacağı depoların, antrepoların çok önemli olduğunu bu süreçte gördük. Dolayısıyla bu yaptığımız çalışma 100 bin metrek kapalı alana sahip depolar bölgemize değer katan bir çalışma oldu. Toprağı kirletmeyen, havayı kirletmeyen, suyu kirletmeyen bir çalışma bu. Tabii bizim bölgede bunu nasıl artırabiliriz? nasıl değerlendirebiliriz? Önümüzdeki süreçte Büyükşehir Belediye'mizle birlikte değerlendireceğimiz bir alan. Ama geri dönüşümcülerin taşınması, bir Kobi Osabi'nin oluşturulması, yine Ali Başkan'la konuştuğumuzda yapacağımız, önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmalardan bir tanesi olacak. Bu yıldırım olur, kentin doğusunda başka bir ilçemiz olur, bilemiyorum şu anda. Ama geri dönüşümcüleri taşıyacağımız bir Kobi OSB'ye de bölgede ihtiyaç var. Bunu da inşallah önümüzdeki dönem çözeceğimiz konulardan bir tanesi olacak. Evet. Sırmaşkanım programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz var mı? Yeni döneme dair projelerinizle ilgili. Biz sensiz olmaz Yıldırım diyerek yola çıkmıştık. Yıldırım sizinle güzel diyerek tüm hemşerilerimizle birlikte yol yürüdük. Bunu evet. Yapılan anketlerde de görüyoruz sonuçlarını, yansımalarını. Hamdolsun bu birlikteliğimiz bizim için çok değerli. 5 yılın sonunda ne varsa Yıldırım'da var, Yıldırım'da bereket var noktasına geldik hamdolsun. Belediyecilik noktasında çok güzel işlere hep birlikte imza attık. Şimdi önümüzdeki dönemde inşallah parlayan Yıldırım mottosuyla kentin birçok alanına dokunan, Projeleri de önümüzdeki dönem Yıldırım'a kazandıracağız. Yıldırım'ı Bursa'nın parlayan yıldızı yapmaya devam edeceğiz. Evet efendim, vaatlerinizin bulunduğu yeni döneme dahil bu kitapçığınıza da Yıldırım için fazlası var evet. diyerek tüm projelerinizi burada gündeme getirmişsiniz. Yıldırımlar mutlaka ulaştıklarında neler yapıldığını burada daha fazla detaylarıyla da buluyor olacaklardır. Evet. Sayın Başkanım dediğimiz gibi çok yoğun bir tempo içindesiniz. Ee, teşekkür ediyoruz bu kadar yoğun tempo içinde bizlere programımıza konuk olduğun için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere de. Değerli izleyicilerimiz, hem imar sorunu hem de yüzde %50'sinden fazlası kaçak ve sağlıksız yapılarla, yapıra, yapılarla çevrilmiş Yıldırıma 5 yılda yapıldığı hizmetlerle ilçesinin geleceği adına önemli kazanımlar sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz'ı yeni döneme dair projelerini sizlerle paylaştığı programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.